Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz, bereket getirdiniz inşallah. Saat 9'a geliyor. Dükkan kapatılırken Semih beni ATM'ye gönderdi. Ben de arabanın anahtarı elimde kalmış. O sırada geldim aşağıdaki ATM bozuk ve yağmur başladı. Yağmur başlayınca ne oldu? Ümit beni arabayla almaya da gelemiyor. Ben ıslanmış oldum. Çok da iyi geldi. Şimdi finans ATM'sine geldim. İşlerimi halledeceğim. Ondan sonra yiyeceğim. Eve varamadım. İnce ince çok güzel ıslandım. Ümit beni aramış. Hadi diyor, kendi yürüyerek gittin. Arabanın anahtarını niye aldın? Öyle elimdeydi, öyle kalmış. Kendi kendime ceza vermiş gibi oldu aynı. Normalde ben ıslanmayı pek seven biri değilim. Özellikle kafamın ıslanmasından hiç hoşlanmam. Ama bu hoşuma gitti. Böyle yağmurdan sonra çimen kokusu, toprak kokusu geliyor ya, park başlığından oradan geliyor. Muazzam bir koku. Selamlar, sevgiler, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Ay bu sabah ne yaptı? Evi sildi, süpürdü, halılarını yıkadı, balkona astı, işlerini bitirdi, evden çıktı. Evden çıktı, nereye gidiyor? Dursun amcalara gidiyorum. Dursun amcalar boya badana yapıyorlar. Hem onlardan bir haber alacağım. Hem de okula gitmesi gereken para var ya. Dursun amca işim varmış, sen gider misin? Ben de giderim dedim. Dursun amca. Ben biliyorum ya, iyi dedim, iyisin. Bakın üzerine gelin. Ne haber? İyi Dursun amca, senden ne haber? Geleyim mi ayakkabıyla? Gel. Bilinmeyen numara. Bilinmeyen numara. Ana bak, tertemiz olmuş. Dursun amca ne yapıyorsun? Kahve yapıyorum. Dursun amca ben utanıyorum sen yapınca. Utanıyorum. Estağfurullah ya. Ne de, ben zevk alıyorum ya. Vallahi böyle utanıyorum. Yok. Herkese hizmet etmekten zevk alıyorum. Ya vallahi. Sen var ya, hakkını helal et hepimize. Ne demek? Bak boya bitiyor. Yardıma ihtiyacı olduğunda çağır, ben hemen gelirim. Tamam. Hep temizlerim. Tamam. Ne istersen yaparım. Böyle. Bahçeleri. Söyler. Anlamadım. Kahvenin köpüklü olması için soğuk suyla yapılması gerekiyor. Ne o? Ha, çocuklara. Tamam. İster. Ha, şimdi okula gidecek mi Gülzar teyze? Sonra hepsini ben veririm ya. Tamam. Bugün İbrahim dışarı çıkamaz, ona göre. Yok, bugün dışarı yok. Dün sakın de çıkarmadı. Aynen. Çıkarmadı. Kız dün ben onları... Yok, kızları çıkarmadım. Göksu geldi, dersleri vardı. Bugün iş zamanı. Bir de dün kavga edecekler boşu boşuna. Hem oyun oynuyorlar çocuk şeylerle. Ben iki tane attım dün buraya. Attım. Ahmet Bey buraya koy. Biri şeker. Dursun amca bak. Ben diyorum niye fincana koydu? Dursun amca var ya, çok akıllısın maşallah. Şey, Allah'ım Cezve'de de kahve yapıyor ya. Bakır Cezve'de. Bakır Cezve. Ay hep sizdekiler zaten hep bakır. Evet. Bak sabahleyin bunları ben şey yapıyorum. Parlatıyorum. Şeyine. Limonla. Limon? Bir de ne? Yok, bir yalnız limon. Limonun azıcık da tuz koy. Mis gibi. Limon tuzu var mı? Normal tuz. Yarım limon azıcık tuz. Süt. İçine koyayım. Mis gibi. Tertemiz. Doğal çözüm. Takıldı şimdi. Bu iki tane mi? Üç i̇ki tane. Değil mi? Aşkım. Evin tertemiz olacak. Boyanınca. İnşallah, inşallah. İnşallah hep beraber çay içeriz. Ay içeriz aşkım, içeriz. Kahve içeriz, çay içeriz. Bakalım buralar ne olmuş? Duvarında asılıydı bu. Dursun amcanın. İmo ve koleksiyonları. Böyle güzel bir ev.
Dursun dedem kahvemi yaptı ya. İçtiğim en lezzetli kahve. En. Hiç unutmayacağım onun tadını. Dursun amcalardan çıktım. Kahvemi de içtim. Kahve de içmemiştim. İyi oldu. Dedim boya bitsin, yardım edecek bir şey olursa tabii ki hemen seve seve yardımcı olurum dedim. Şimdi okul yollarındayım. Saat 2:30. Kırtasiye uğrayacağım. Liste var yine, onu alacağım. 3 olur saat o zaman. Okuldan çıktım, markete geldim, mandalinalar çıkmış, bir tane yedim, tadına baktım, mandalina 40 lira. Ben dolmalı biber alacağım, onun için geldim ama ventilatörün sesini duyurmuyorum herhalde. Biber alacağım. Bu biberler niye bu kadar büyük ya? Çok büyük değil mi? Nasıl dolduracağız bunu? Hiç küçük yoktu, o da güzel değil ki ya. Bu da büyük. Hiç biber bana göre değil. Bir tane. Azıcık. Bir tane doldurayım. Ben yukarıdan onlardan alayım da. O da hepten çomurlu ama azıcık bir şey aldım ondan. Yemek yapacağım diye. Aynen, yemek yapardım ama yapılmaz yani. Değil. Markete geldim, patates aldım. 8 lira patates seçtim ama güzel gayet. Burada da domates, biber falan seçiyorlar. Biber 19 lira. Mutfaktan merhabalar. İşlerimi hallettim marketten. Eve geldim. Dünden yemeğim vardı. O yenilecek çok şükür. Şu anda yemek derdim, sıkıntım yok. Alışverişe gittim. Gitmez olay. Kaç günden beri alışveriş yapılmayan ev. Öyle. Boyum kadar. Ne ben söyleyeyim de ne de siz duyun. Bu da başka bir iş. Bir tane poşet fazladan geçmişler. Poşetimi de bırakmadım. Aldım geldim. Güzel bir salata yapacağım bugün. Kendime salata yapacağım. Neler aldığımı göstereyim. Mor lahana. Salatalık. Domates. Azıcık. Soğan. Patates 8 liraydı. Böyle biraz fazla aldım. Bakacağım fişten 8 liradan mı geçmişler patatesi. Bazen öyle diyorlar, farklı bir şeyler olabiliyor. Evet. 4 kilo patates 30 lira tutmuş. Doğru. Sonrasında gelelim buraya. Bir tane yüzey temizleyicisi aldım. Hep beyaz sabun alıyordum. Ya önceden çam kokuları vardı Fabuloso'nun. Onu anımsattığı için aldım. Hatta şimdi halıyı yıkadım demiştim ya, evi de sildim demiştim. Oturma odasını bir kere daha silip halıyı öyle sileceğim. Neden böyle bir şey yapacağım bilmiyorum. Bir kere daha silmek istiyorum bununla birlikte. Bir tane süt aldım. Cips aldım. Islak mendil aldım. Turko'nun. 49 liraydı bu. Elim ayağım oldu ya. Turko'nun kilo aldım bu sefer. Hep birinden alıyordum. Şöyle beyaz nektarı aldım. Başka neler aldım? Yine cipsler aldım. Artık eve çok abur cubur almadığım için birer tane hepsini sevdiği cipslerden aldım. Buzdolabı poşeti yüzlü.
Bir ev, klozet, blok. Blok mu dedi? Bir ev. Evet, blok. Şunlardan aldım. Ayrıyeten akşam dedim ya, abur cubur bir şey yemiyorum falan diye. Şunlardan bir iki tane, zaten çok yenmiyor bu. Şöyle biraz et aldım. Patates yemeği yaparsam içine koyarım diye. Mor lahana salatası yapacağım. Maydanoz aldım. Mandalin aldım. Bu kadar. Başka da bir şey almadım. Bir de lupo, meşhur lupo. Ezan okunuyor. Aslında ezanla ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum ama nasıl söyleyeyim? O gün canlı yayında da açıklamıştım. Hatta canlı yayında bir kere ben ezan okunurken biraz dinledim, kapattım sesi. Sesi kapatmamın sebebi ezanla bir derdim olduğundan, bir şey olduğundan değil. Çoğu YouTuber'lar da evet ezan sesi dinletiyorlar falan ama canlı yayındayken videomuza hiçbir işlem yapamadığımız için, kendi sesimizden ziyade diğer sesi algıladığı için, bu ezan sesi olarak değil, müzik sesi de olsa, başka bir şey de olsa uyarı gönderiyor. Bu o gün yanlış anlaşılmıştı. O gün bunu da anlatmıştım. Ama mesela videoda şu anda mesela ne yapacağım ben? 5 saniye 5 saniye bölüp bölüp koyacağım. Bu sıkıntı yaratmayacak. Topa tutulmuşum, yanlış anlaşılmışım. Şu son zamanda başımıza gelen olay o yüzden falan gelmiş diye. Böyle bir şey yapmayın. Tabii ki ezan dinmesin, bayrak inmesin. Ben tabii ki şükürler olsun Rabbime ezan sesini duyuyorum, dinliyorum. Huzur buluyorum ben de. Tabii ki elhamdülillah Müslümanım ama böyle bir şey söylenilmesi. Bir de yorumlarda sevdiğim kişi tarafından söylenilmesi beni ziyadesiyle kırdı ama olsun, önemli değil. Önemli olan şu düşünülmesi lazım. Sevgili ay orada sesi kapattıysa mutlaka vardır bir şey. Yani mutlaka o kız durduk yere bunu kapatmaz. Çünkü benim kanalım son zamanlarda diyor, yazmış ki başkalarına uyarı gitmiyor da sana mı uyarı geliyor? Benim kanalım o kadar kişi tarafından şikayet edildi ki, belki abone sayımdan daha fazlası kadar şikayet edildi. Yani bu camiada farkındaysanız dostumdan çok düşmanım var. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Yorum yazılan olarak da. Yani çok şikayet edildim. Çok videolarım kaldırıldı, yorumlarım kapatıldı, spamlara düşüldü. YouTube videomu öne sürmedi. Bunu biliyorsunuz yani. Ondan dolayı beni anlamayana kendimi izah etmeyeceğim. Bu kadar söylemek istedim sadece. Bak ezanımız ne güzel okunuyor. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Ama o konuyla başımıza gelen bu haciz muhabbetini karşılaştırılması beni çok üzdü. Rabbim kimseye yaşatmasın. Küçük miktarlarda halledebildik. İşin içinden çıkabildik. Ama böyle söylenilmesi beni kırdı yani. Sen ezan sesini kapattığın için Allah cezanı verdi gibisine. Alakası yok. Rabbime çok çok şükürler olsun. Benim evimde bizde varız ama 3 tane melek var sahip çıktığımız. Kendi çocuklarımız da olsa. Yani ben kızlara ümit göktüğü, Rabbim bizim elimizi hiç darda bırakmıyor. Ha, merak ediyorsanız şunu da söyleyeyim. O kadar özelden mesaj aldım ki, o kadar. Sevgili ay, sana yardımcı olan hepsine de, hepsi burada da yazabilir. Çok teşekkür ederim. Benim buna şu anda ihtiyacım yok. Biz hallettik dediğim binlerce mesaj oldu. Bunu da zaten bilenler biliyor. Özelden görüştükleri. Hiç tanımadığım kişiler de yazdı. Ama ben hep teşekkür ettim. Hakkınızı helal edin dedim. Bana böyle bir şey söylediğiniz için dedim. Ben de kendimi çok mutlu hissettim. Değerli hissettim. İyi ki varsınız dedim. O şekilde Rabbim kötülere fırsat vermesin. Kalbi kararmışlara Rabbim hidayet versin. Ama ben dediğim gibi üzüldüm, geçti. Her gün farklı bir şey yaşıyorum. Her şey geçiyor, bitiyor, unutuluyor. Valla şu anda adapte motivasyonumu hiçbir şekilde düşürmemem gerekiyor. Normal zamanda değiliz. Okullar açıldı. Her gün o çocukları güler yüzle gönderip güler yüzle karşılamam gerekiyor.
yani benim eski döngüme döndüğüm için şu anda olduğundan daha fazla mutlu, motive olmam gerekiyor. Bu motivemi de kimsenin düşürmesine izin vermeyeceğim. Vermiyorum da. Böyle kendimce, kendi halimdeyim. Mutluyum, huzurluyum. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Yani gerçekten sağlığımız yerinde, çorbamız kaynıyor. Daha ne isteyeyim yani, daha ne isteyeyim. Binlerce kez şükürler olsun. Buraları toparlayayım, yine salata yaparken görüşürüz. Yemek işini halletti. Yani çocuklara yedirdim, Ümit yedi. Pilavım var. Onun yanına hemen etli patatesli bir yemek yapacağım. Suyumu attım. Şöyle şu kadarcık et. Patates yemeğine yeter. Şu saatlerde bana böyle bir uyku ve ağırlık çöküyor, anlatamam ya. Böyle yapsam nasıl uyurum? Sonra yemeği falan yapana kadar da gidiyor o şey. Biraz uzunlayacağım. Çünkü bir çeşit bir şey yapacağım ya, bir salata, bir patates, etli patates yemeği yapacağım. Patatesler de iyiymiş. Bir tık küçük olsun. Zaten ben de çok iri patates almıyordum. Kızlar da burada yemeklerini yiyorlar. Kızlar nasıl gidiyor okul? Çok güzel. Ben dün biraz bahsettim kızlar dedim. Nazar olmasın da dedim. Çok mutlu gidip geliyorlar okula dedim. Aman nazar değmesin. Hani elimiz var. Elimiz çok kirli. Anne. Ha. Bu arada ciğer çıkardı. Salon içinde ciğeri varmış da. Bir gün yapacağım ciğer. Şöyle iyi bir haber. İyi bir haber duymaya ihtiyacımız var. Eğer sınıf başkanı böyle işlerini yapamazsa ben olur. Ben de hayır olacağız. Sınıf başkanı kim şu anda? Meis diye bir kıza ondan sonra ne diyor? Ha, anladım. İnşallah olursunuz. Ben anne söyledim. Afiyet olsun. Olursunuz, olursunuz. Bu okulda her şey olursunuz siz. Ben size güveniyorum. Çalış. Test mi çözeceğim? Tekrar mı yapacağım? Evet. Kitap okuyacağım. Aynen. Hiç bunlardan geri kalmayın. Ama sınıftaki kişilerin bazılarının okuması çok kötü. Bir şey geçmişler ama. Evet. Ben onun için size bir sürü kitap okuyun diyorum. Kitap okumak iyi bir şeydir. Anne, şu hocalar bizim sınıfı çok beğeniyor. Şey mesela matematik hocası bizim hocaya şey demiş. Vallahi sizin sınıfı çok mutlu demiş. Hiç çıt yok dediğinde ses çıkartmıyorlar demiş. Oo, süper. Ben de konuştum bugün Osman hocayla. Ne dedi? İyi dedi şu anda dedi. Her şey dedi. Aman iyi olsun. İyi şeyler duymaya ihtiyacım var. Ama temsilcisi sadece bir tane kişi oluyor. Bu sene? Hı. Tamam, seneye olur. Değiştirirler. O da Meryem diye bir kız. O da benim elimde oturan. Oyla mı seçtiler, öğretmen mi seçti? Öğretmen seçti. Neye göre seçti?
Siz de olursunuz. Acele etmeyin. Daha yenisiniz. Her şey olur. Onlar önemli değil. Dersler önemli. Benim için bunlar önemli değil. Mesela, anne bir de toplantıya giriyorlarmış böyle. Bana mesela değil de anne bizi bilgi yarışmasına seçtiler diye. Böyle. Şu sınavdan şey aldık. Böyle şeylerle gelin. Anladın mı? Olur her şey zamanla. Üzülmeyin. Bir dahakine de siz seçin. Göktuğ da seçilmedi. Ya zaten ağladı. Niçin? Başkan olamadı diye. Saçmalama Rüya, öyle mi? Vallahi ben de temsilci olamadım diye ağladım. Saçmalamayın be. Böyle şeyler ağlanır mı? Ya ne bileyim, üzüldüm mi yalnız? Ben bir tek ikinci sınıfta başkan olduğum için. Ya olsun. Böyle şeyler üzülmeyin. Geçen sene de Göktuğ başkandı, sonra başkası oldu. Çünkü hoca herkesi başkan. Sizin sınıfta öyle bir şey var. Osman Hoca da öyle yapar. Merak mesela etmeyin. Bir Zeynep Yıldız diye bir kız vardı ya anne. O 4 yıl boyunca oldu. Evet, 4 yıl boyunca şey. Öyle de olmaz. Öyle olmaz. Sırayla olur herkes. Bu da öyle olmaz. Merak etmeyin. Rahat olun siz. Burası ortaokul. Herkes seçerler. Aha. Bir de sizin hocanız iyi. Evet. Zaten bir hafta boyunca böyle başkanlara böyle bakacakmış nasıl çalışıyorlar diye, nasıl işler yapıyorlar diye. Kendi orijin salçam. Eğer kötü yapıyorlarsa başkanlarını seçerler. İyi yapsa da değiştiriyorlar. Hoca zaten bir ay falan söz verdi. Bu şeyde yani iyi yapsan bile değiştiriyorlar her çocuk olsun diye, anladın mı? Rahat olun ya. Ama Zeynep Yıldız mesela 4 yıl oldu. O başka, o sınıf geçti. O sınıf onu. Unuttum zaten. O sınıf bitti gitti. Anılarıyla, iyi ya da kötü anılarıyla bitti gitti. Aynen öyle. Zaten ben o sınıfta sadece bir kişi seviyordum. O da benim yanımda olsaydı değil. Onunla da zaten aynı sınıftasın. Evet. Olsun öyle deme. Hepsi arkadaşımda. İyi ya da kötü anne, anılar bizim bitti gitti. Şimdi anne benim yanımda oturan Esra diye bir kız var, o çok tatlı. Ama boyu biraz küçük, 1.26. Sen o hediye ettiğin edinen kalemi geri verdin mi? Verdim. Tamam. Nedenini açıkladım sana. Evet. Geçen sene bizim başımıza bir olay gelmişti. Çok üzülmüştük. Hayal'in başına gelmişti bu olay. Hayal kendini ifade edememişti yani. Arkadaşıyla birbirlerine hediyeleşiyorlar. Sonra bana akşam bir telefon, kızımın kalemini almış. Hayal'e sordum. Hayal dedi ki, ben de ona dedi, ne hediye etmişti kız? Neydi onun adı? Bir bileklik vardı. Pandora. O ona Pandora veriyor. O ana kalem veriyor, değiş tokuş yapıyorlar. Akşam bana gelen telefon, kalemi almış Hayal. Hayal'e soruyorum, anne ben de ona dedi Pandora mı hediye ettim? Biz hediyeleştik. Diyorum vermiş. İşte sonra işte konuştuk, ettik. Sonra o bizim Pandora'mızı geri getirdi. Biz onun kalemini. Ondan sonra Hayal'le Rüya'yı o kadar tembih ettim ki biri bir şey hediye etse de almıyorsun. Kesinlikle. Yani iğne ucu da olsa ben hediye kabul etmiyorum. Bunlar da biraz böyle çok elleri açık çocuklar. En iyi bir şeyini de hediye edebilirler. Ama ben yasaklamıştım. Ondan sonra zaten kızlar da hediye etmediler. Bu sene de bir tane kız kalem hediye etmiş. Tamam, herkes aynı olacak diye bir şey yok ama yani yarın bugün dese ki biri bana yazsa bu kalemi almış bir şey dese ben bunlara gelemem. Dün akşam da anlattım Rüya'ya. Anne de doğru söylüyorsun dedi. Ben de unuttum onu dedi. Sonra bugün halletmiş akıllı kızım. Ama güzelce söyleseydin ya arkadaşına kırmadan.
Nasıl verdin? Ya da kalemini geri alabilirsin. İstemiyorum dedim. İyi. Böylesi daha iyi olmuş kızım. Hani çünkü gerçekten insanları daha tanımıyorum. Arkadaşım belki iyi niyetle verdi ama olsun, böylesi daha iyi. Hayal çünkü geçen sene ne kadar üzüldü. Hayal okula gitmek istememişti değil mi Hayal? Ne kadar ağladı, ağlaya ağlaya. Hayal ağladıkça Rüya da ağlıyor, ben de nasıl gideceğim diye. Yani o konudan Hayal ile Rüya'yı çok üzmüşlerdi. Gerçekten haklarına çok girdiler. İren girsin. Allah'a verecek herkes hesabını. Küçücük çocuk. Öyle şeyler olur mu ya? Vallahi ben hep almış olsa bile diyemem ki senin kızın kalemi almış diyemem yani. Olsun, çocuktur bu dedi. Ne bileyim. Bilmiyorum nasıl davranmak gerekiyor. Onu da bilmiyorum ya. Ama gözünüzü seveyim, kimseden hediye kabul etmeyin. Siz de hediye. Yani mesela özel bir gün olur ayrı. Mesela şey, yılbaşında hediyeleşme gibi. O ayrı bir konu. Resmi olan şeyleri yapın diyorum. Üzülmelerini istemiyorum. Yoksa bana göre hediye etsinler. Hayal'in ektiği hediyeler zaten babasının lisanslı aldığı oyuncağı bile hediye etmişti. Bir kokulu kalemi. Hatırlıyor musun? Bir de LPS orijinal miniş. Yani minişleri işte, bir şeyleri. Yani bizim çocuklar o konuda elleri çok açık. Herkes bir değil. Ben de bu arada hem sohbet ederken bayağı yemeğimi yaptım. Salata mı yapıyorum? Mor lahana küçücük kaldı. Hayal, bana bir tane limon lazım. Sanki öyle bir dedim ki Hayal'i manava gönderecekmiş gibi değil mi? Beyni buldum. Limon mu? Evet. O nereden çıktı kız? Biri sana limon beyinli mi dedi? Ya. Nasıl? Bence ekşi şeyleri seviyorum. He. Anlamadım, nasıl bağdaştırdın ki onu onda? Anne bak, beynimi buldum. Ya sen beynimi ekşi bir şeyler. Al erik ye oradan. Bir yerde erik vardı. Al şu erik ye. Ekşi ekşi. Bugün meyve koymadım. Kantinden ne aldınız bugün? Çikolatalı açma. Zaten çikolatalı şey götürdünüz ya. Evet, işte hayır. Parayı harcamadık. Ya bir de acıktığımızı aldık işte. He tamam, anladım. Evet. İyi yapmışsınız. Hem biraz beslenme veriyorum evden, hem de harçlık veriyorum. İçeceklerini de veriyorum. Böyle anlaşıp gidiyoruz. Bu kantin uygun değil mi? Tabii. Yandaki ilkokulun kantini pahalıydı. Bu kantin uygun. Anne, küçücük bir şeyi 10 liraya satıyorlar ya. Bir tane tost 50 lira. Burada ne kadar tost? 35 lira. Anladım. Meyve suyu evden verdiğim için meyve suyuna para vermesinler. Gerek yok çünkü yani ben zaten evden veriyorum. Bugün güzelce tost ekmeğine çikolata sürdüm. Anne. Meyve suyu verdim. Kurt çıktı. Anne. Şuraya bak. Göremedim. Bakayım. Yeter. Kırmızı yüzüne ya. Doğru gördüm. Ama biz bakmadan da yedik onu. Acaba yedik mi kurt? Anne boş ver ya. Yedik, su işte midemizde eridi.
Böyle insan görünce ben... Anne insan protein içiyor ya, protein full solucandan oluşuyor, biliyor musun? Aynen sus ya. Ama öyle. Sus hayal ya. Nereden biliyorsun sen proteini? Yapılışını gördüm. Bu yalanmıştır. Ya anne gözünüzün önünde yapıyorlar. Videoyu durdurmadan. Hayır o bize değildir, hayvanlarıdır ya. Anne hayır, protein kutusunun içine koyuyor onlardır. Hatta basklayıp... Rüya vitaminlendi. Bu iki oldu. Biz senden küçük meyve yemiştik ya. Ya ben... bunu valla yıkadım ama içine giremem ki. Yani girmiş bir yerden. Ya işte bir şey yemeden bakmak lazım işte. Aslında bakmıyoruz. Ben de bakmıyorum. Acaba o solucanları fark etmeden ne olacaktı acaba? En fazla zehirlenebilirim. Sen onu nasıl gördün? Ya böyle yani böyle içini açayım dedim. Aa baktım. Bir baktım şey. Allah sana göster. Gel turşu ye sen. Gel. Şunları dün. Bunları ne için? Köftenin yanına doğramıştım. Al şuradan ye. Sen yaptın mı mısın? Bir tane de tam. Tam yiyeyim bir tane de. Ben bana verir misin? Al buradan ye. Ben veremem. Hı-hı. Al sen kendin al buradan. Sen mi yaptın bunları şimdi? Aa, benim yaptığım turşular. Çok güzel görünüyor yani. Tadına bak bakalım. Tadı çok güzel. Hmm. Kıtır kıtır mı yumuşak mı? Kıtır kıtır. Kıtır. Hazır gibi değil mi? Hı. Bir de limonu da fazla olmuş ya, o mükemmel olmuş. Evet ya ben de sirkeden ziyade turşuda limon tadını daha çok seviyorum ya. Demek ki ben limonlu turşuyu seviyorum. Ekşi şey istiyordun ya, sana bir bidon turşu verdim. Hı hı. Valla bugün kızlarla dolu dolu bir video oldu böyle. Oh mis gibi de kokuyor. Kızları neden çekmediğimi zaten söylemiştim. Kızlar kendisi müsaade ettiği kadar çekiyorum. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Bizi görmek isteyen videolardan görmesin diyorlar. Onun için, yoksa başka bir sebebi yok. Ama bazen de geliyorlar böyle video çekiniyorlar. Ama sen o kadar uğraşıyorsun videoya diyorlar. Onlar nasıl isterse ben öyle yapıyorum. Hiçbir zaman video çekiyorum gelin çekelim de demiyorum. Anne oyun videosu ne zaman çekeceğiz? Bilmiyorum ki, çekeriz güzel bir şey buluruz da. Ne gelir? Pimpon topuyla yaparız yine ya, o zevkli oluyordu. Hmm. Şimdi kış anne, günleri geliyor şey ya. Var. Hafta sonları çekeriz artık. Bir kışın. Kabın içine yumurta koyuyorsun, o yumurtayı böyle eline basmayacaksın. Bir vuruyorsun, bir vuruyorsun, vuruyorsun. Yani, yumurta kırılsın, ondan sonra sevgiler 3 gün temizlik yap. Değil mi? Hmm. Oldu başka. Yumurta kutusunu hiç sevmiyorum. Aynı şey yapalım. Kapımızı şeye sokuyorduk ya suya. Ne yaparız bir şeyler? Sonra diğerlerin kafasını suya. Mor lahana salata. Köz, kırmızı biber, turşu, falan. Bu şekilde çok zevkli bir salata oluyor. Mısır falan da koyuluyor ama ben mısırım yok herhalde, koymayacağım. İçim de şöyle bir kaşık yiyelim. Bu salatanın ekşisi çok yakışıyor. Salatamı da yaptım diyeyim. Yemeğimizi de göstereyim. Videomuzun sonuna gelelim. Bugün mutfaklı sohbetle günümüzün içinden bir video oldu. Biraz sonra kapanışta görüşürüz. Ve patates yemeğim. Mis gibi.
Burada salatam. Burada da kendime tavuk haşlıyorum. Burada da pilav. Yemeklerim bunlar. Kendime lafını çok tuttum bu günlerde. Kendime bir de kahve yaparım şimdi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlogda mutlu görüşürüz inşallah.